5 aldıkları da hep el öpüyorsun ama bugün 3 verdi. Bir final şey yolda. Bir alakası yok. Ben 450 kim bilir neler neler vardı ben ya. Ben kurada mesela senin görümcen benim hakkımı yerken ben kurada 3 kişinin arasından 5000 alırken de hakkım ya yendiği benim için görümcem onları alıyorum. Çekti bak yine sana verdi. Çünkü benim hakkımdı zaten. Ben burada hep hakkımı alıyorum. Senin hiç o güzel benim, kafanı benim yorma. Benim görümcen sen ne derdin ne hayatım? Benim tamam görümcem ne derdin ne? Çünkü seninle de bir derdim var. Bir haftadır görümcen görümcen görümcen. Çünkü anlamıyorsunuz. Siz de burayı anlatmaya çalışıyoruz. Sen kendi izledik, ikkar ediyorsun. Biz burada eğlenmezsek, biz burada eğlenmezsek zaman geçiremeyiz ki. Ne yapalım, gırtlağa tamam. Kırtlağa mı girelim hepimiz? Tamam hayatım, niye inkar ediyorsun? Ben de vardı bak, ben kaç ben para yaparım. Cemile öpmedi. Ya bir şey söyleyeceğim. Bakalım dur. Beş kabiliyeti yok mu? Hayatım benim espri Merve. Kabiliyetim tamam, çok espri yüksek. Espri yaptık biz birbirimize. Yok, Merve. Gayet makara ciddiydi. Yaptık, bundan sonra puanları bekliyorum abla. Görüşürüz tamam, dedi. Tamam, espri Merve. Yapmış. Peki öyle bir şey var savun mı? Savun bakayım tabanı ne diyecek? Çiğdem, tartışırken biraz dağıldınız. Ben toparlayayım. Zehra Hanım senin tabağına 3 puan verse de... En çok senin tatlından yemiş gibi duruyor. Bakar mısın? Çünkü en güzel... Ben de onu dedim dış ses zaten. Keşke Çiğdem'e verseydim beşi. Ben nereden bileyim? Damağıma hangisi güzel geliyorsa... Hangisi bilmiyorum senin damak problemin başladı. Neden görümceni yönlendiriyorsun? Keşke beşi Çiğdem'e verseydin diye. Keşke verseydi ben de öyle isterdim. Aslında ben mesela stajyeri yapacak olsaydım 2-2 kullanmam lazımdı. Niye kullanmadı? Ama olmaz hak yemek olur yapılmış yani. Ablacığım final günü final... E tamam da yani yapacak bir şey yok. Abla olmaz. Final bugün. Zaten hepimiz ne güzel yaptık. Yani. Eğer görümceler adaletle vereceklerse bu tür puanlar verilmesi lazım. Ama bugün final günü kullanacaklarını çok düşünmüyorum. Tutalım bakalım ve 5 puanı kime vermişsiniz? Anlamıyorum ya. Vallahi. Ben de anlayamadım. Zehra Hanım bu tabaktaki kumlu pasta için keki sert ve kuru kalmış. Üzerindeki süsleme şefin tam da söylediği gibi kum kıvamında olmuş. Ancak krema tatlının üzerine tam olarak da yayılmamış yorumlarında bulundu. Hazır mıyız? Hazırım. Peki. Çektik. Teşekkür ederim Zehra ablacığım. Abla sen şaka. Tattan anlıyorsun hayatım. Sen şaka mısın? Bir dakika. Düne kadar anlamıyordum, bugün mü anladım? Evet. Yana anlar bugün dedim gideceğim yani. Gideceğim. Size yemek nasıl yapılır öğreteyim dedim öyle gideyim. Bu zaman abla yemek kim öğreteceğim tatlı. Tamam tatlı hayatım yanlış söyledim. Ay bu ne ya bu nasıl bir model yani peki biliyor ne tatlıyı biliyor. Yumurta kokuyor bunun neresine yumurta kokuyor? E Cemile sen demin bana bu tabak güzel olmuş dedin söyledim ya, ben Zehra de Zehra abi şaşırdın. Sen de tabağını tanımıyor musun? Ne yapıyorsun? Beşi anlamadım ki. Demin canım bunun öpüşmekle bir alakası yok. İşte ben de onu anlatmam. Bak, bak. Sen elini öpmedin 5 ver. Demek ki yanaklarından öpmek gerekiyormuş. Canım onu bir dahakine öyle yap. Birisini yaptık. Espri biliyorsun değil mi? Şaka. Çok ciddiydi. Sen çok gülmüyorsun ya. Yo yumurta kokmuyor. Bana vallahi yumurta. Tabii ki kek yumurta ile yapılıyor. Onu bir onu tabii ki biliyoruz ama. Cemile yumurta iyice karıştıramamıştı. Yediremeyince bir yumurta kokusu geliyor yani. Senin elinden de kabuklu yumurta yenmez Cemile. Nasıl? Cemile kötü mü olmuş tatlın? Cemile beğenmedi. Ya, bunu yiyeceğim ya. Bak ağzındakini yut. Tartışmanıza bir mola verelim çünkü telefon hattımızda Soykan Bey var. Söylemek istediği bazı şeyler varmış. Ona bir kulak verelim. Soykan Bey alo. Alo hayırlı yayınlar. Teşekkürler. Buyurun sizi dinliyoruz. Şimdi bayan sakinleşti mi bayan? Sakinleşmedim. Ama akşam görüşeceğiz. Bunları benim yüzüme oradan çıkmadan önce... Sen de bir karakter olsa... Buraya bağlanıp da burada lak lak yapacağına... Ay yine kapattı. Bak korkudan kapatıyorsun. Niye kaçıyorsun? Çünkü iftiracısın. Kameraya kapatacak şimdi Cemile. Çünkü basitsin. Hayır, o... Ben otelden çıkmadan önce diyeceksin ki... Cemile Hanım böyle böyle yapıyorsunuz. Şöyle şöyle şeyiniz var diyecektiniz. Ben de tamam derim. Adamı akşam çekeceğim tamam. Hepsini. Görüntüleri getireceğim buraya. O görüntüleri de istiyorum. Benim ne yaptığıma dair bütün görüntüleri istiyorum. Sen benim özel hayatıma karşı makyaj da yaparım. Canım ne isterse onu yaparım sana. Lobide. Cemile, Soykan Bey bu kez havlu konusunda değil de başka şeyler söylemek istediği için bağlanmış. Ne söylemek istiyor olabilir sence? Ne söyleyecek? Bilemiyorum başka şeyler konuşacağım demiş. Bir şey yaptın mı? Adamın çarşamları falan yakmıyorsun değil mi gizli gizli? Kibrit mibrit oyunun yok. Zaten korkak olmasa, iftiracı olmasa kapatmaz. Demek aşkım dava et, dava et. Ama ben sana dava edeceğim. Yemin ediyorum dava edeceğim. Ne dedi? İftiradan dava et. Dava edeceğim seni. Ne dedi? Bak namusun ve şerefim üzerine an içerim ki dava edeceğim. Bütün o
Zaten savcılığa gitti mi bütün kamera görüntülerini, görüntüler hepsini isteyecek. Cemile yapma, Soykan abi iyi biri şimdi. Solmaz, sen Soykan Bey'i tanıyor musun? Hepimiz tanıyoruz, biz ikimiz kalıyoruz otelde. Solmaz, sen yaptırdın değil mi? İtiraf et. Ay kimsin ya? Sen yaptırdın. Benim kimsenin avlu... Adam... Sandığına göre bu yaptırdı. Başka bir açıklaması ben yok. Yoksa kimse cesaret edip de böyle şeyler söyleyemez. Sen deseydin daha bağlı bir durum var. Aşkım burası yani bir program, isteyen istediği avukat gibi bağlanır. Avukat parasını da verdim ama adamın. Ay Merve ne kadar her şeyi şey bağlıyor. Öyle ya. Bütün sinirlerim bozuldu. Soykan Bey yeniden attığımızda. Alo Soykan Bey, sizi dinliyoruz. Eğer sakinleştiyse konuşabilirim ben yani. Şu an gayet sakin. Şimdi bakın beyefendi, benim zararım büyük. Bizim bu filmden yıllardır çalışıyoruz ama yani bu Cemile Hanım bir tuhaf. Allah Allah. Tuhaf mı? Sen daha tuhaf görmedin. Nasıl tuhafmışım söyle. Yatak, yorgan, çarşaf, devresim, hiçbir şey bırakmadı. Ben de, ben de bu hanımefendiden bütün zararımı karşılanmasını istiyorum. Ödül kazanıyorum. Yorgan nevresi. Beş beş paralara oluyor. Ben yorgan nevresi mi? Bir dinle bir dinle. Soykan abi ben Solmaz. Peki benim buyur nasıl? Buyur kardeşim. Abim benim nasıl odam abi? Kardeşim bizim seninle ilgili hiçbir şikayetimiz yok. Baş tacısı. Ama Soykan. Soykanmış senin adın yaşlı şey. Ben akşam geleceğim. Ben sana soracağım. Ben buyur kardeşim. Kardeşim benim... Bak. Senin de bana... Senin de bana borcun var, borcun. Kredi kartı geçerli, havale geçerli. Peşin de verebilirsin. Ama benim paramı ver güzel kardeşim. Ne parası? Para. Seni güldürme, benim canımı sıkma. Bak Solmaz Hanım. Solmaz Hanım. Efendim abicim. Siz de bizim misafirimsiniz biliyorsunuz. Evet. Adam esnaf adam ya. Benim saten çarşaflarımı değiştirdi bana, kayıyorum duramıyorum diye. Ne diyor? Sen de misin? Saten çarşafları değiştir demişsin, kayıyor. Kayıyor, kullanamıyor demiş. Olmaz, sen de biliyorsun. Ben bütün odalarda saten çarşaf var. Ben de biliyorum, biliyorum. Abi şey abi lan. Uyurken düşüyorum demedin mi Cemile Hanım? Soykan Bey, maddi bir kayıp yaşadığınızı söylediniz. Ne kadarlık bir zarardan söz ediyorsunuz? Söyleyebilir misiniz? Şimdi sabahtan söyledim, muhasebeyle konuştum. Bizim 10 bin lira yakın, hadi düz 10 bin diyelim. Bu benim zararım var. 10 bin liralık havlu mu gördün sen hiç ömründe? Benim, hiç ömründe benim havlularım birinci kalite. Oradan ondan bundan kalma eskileri o birinci kalite diye Cemile, bana mı yutturmaya çalışıyor? Cemile yalan söyleme, adamın havluları çok kaliteli. Sen üstündekini sen yaptın. Benim o Soykan denen şahsa 10 bin lira değil, 1000 lira bile borcum yok. Uydurmasın. Attığı iftiralardan dolayı dediğim gibi akşam gideceğim, yüzleşeceğim kendisiyle. Bu nasıl bir cüret, bu nasıl bir cesaret? Lütfen rica ediyorum. Ne diyor? Biz turizme hizmet etmeye çalışıyoruz. Vatanımıza, milletimize olmuyor. Yakışmıyor hanımefendi. Soykan Bey, Cemile avlularla ilgili ortaya attığınız iddiaları kabul etmiyor. Beyefendi, katalog gibi oldu. Her renk var avlularda. Cemile'nin havlusunu yollayayım çocuğu. Açın bakın ya. Gönderin, gönder. Gönder. Ben bilerek yapacağım. Ruju süreceğim, dudağımı yapıştıracağım. Rümen süreceğim, suratıma bir ton de şey süreceğim, yapıştıracağım. Bunu koyacağım ortaya, sen bunları buraya gönder. Bunu yapacağım ama bak görürsün, bana da Cemile derler. Soykan Bey, bağlandığınız için çok teşekkür ederiz. Cemile, makyajını temizlerken yüzünü neyle siliyorsun? Elimi yüzümü güzelce yıkıyorum. Sonra neyle siliyorsun? Sonra havluya siliyor musun? Siliyorum. Leke olmuyor mu peki havlu? İyice şey diyorum ya, yüzümü iyice yıkıyorum. Ama makyaj kalıntısı kalır hayatım. Havlu bir de yüzünü tahriş eder. Makyaj silme havlusu alacağım sana.